Hastalığım süresince yine yazılı gelen sorulardan çok stresli ve endişeli bir dönem geçirdim diyen bir anne, 12 yaşında oğlu var ve çocukla konuşulmamış, anlatılmamış hastalık, tedavi bitmiş. Ve şu anda okulda bu 12 yaşındaki çocuk çok agresif davranışlar sergiliyor. Daha önce hiç yapmadığı tutumlar bunlar. Öğretmenleri, veliyi çağırıp bildirmişler. Bu acaba hastalığımla, konuşmamamızla ilgili olabilir mi? Yeni davranış değişiklikleri diye anne bize bir mesaj göndermiş. Bu konuya da biraz değinebiliriz. Şimdi olabilir tabii. Yani sonuç olarak hastalığın konuşulmamasıyla direkt ilgili olduğunu söylemek çok şey değil. Söyleyin. Yani birebir bununla ilişki kurmaktan öte başka şeylere bakmak lazım. Şimdi hanımefendinin geçirdiği rahatsızlık süresince mutlaka bütün ev ortamı değişmiştir. Her şey değişmiştir. Yani kendisinin öncelikleri değişmiştir ki öyle zaten beklenen de bu. Eşiyle ilişkisi değişmiştir. Çocukların bakım durumu değişmiştir. Konulan işte sınır konan şeyler, tutarlılık hepsi değişmiştir. Yani bunlar çok olan şeyler. Anne hastanede yatar, baba bakamaz, o yüzden çocuklar annende kalır, annende 3 gün sonra babaanneye gider, babaanneden başkasına gider. Bunların hepsi çocukların alışık olduğu düzeni değiştirdikleri için tabii pek çok şey yaratıyor. Problem yaratıyor. Şimdi burada yani bununla beraber başka şeyler de olabilir ama önemli olan şey şu. Annenin geçirdiği hastalık süresince en muhtemelen olmuş olan şey çocuğun düzeninin değişip sınır konma şeklinde farklı olmasıdır. Şimdi şöyle düşünelim. Bir davranışın devam etmesi için işe yarıyor olması lazım. İşe yaramayan davranışlar devam etmez. Eğer ben işte vuruyorum, kırıyorum, bir şeyler yapıyorum ve bunun karşılığında bir sonuç alıyorsam ben buna devam ederim. Pek çok ailede şöyle şeyler oluyor ciddi hastalık durumlarında. Bir kere eğer anne hasta olduğu zaman ve direkt ilgilenemiyorsa etraftakiler acıyorlar. Çok net bizde bir acıma şeyi gelişir. Herkes acır. Ya bu çocuğun işte annesi hasta zaten. İşte bırakın yapsın, etsin. Karışmayın, onu yapın, bunu yapın. Anlatabiliyor muyum? Normal sınırlar tamamen kaybolur. Öyle olduğu zaman tabii çocuğun davranış bozukluğu göstermesi de herhangi bir şaşırtıcı bir şey yok. Bir diğer nokta bu özellikle bu yaşlarda 12-13 yaşında yani ergenlerde ön ergenlik döneminde bu tip öfkeli davranışların sadece davranış sorunu olarak ele almamak lazım. Bunlar depresyon eşleri de olabilir. Çocuğun kendisi depresif de olabilir. Buna bakmak lazım. Yani çünkü çocuklarda ve ergenlerde depresyonun klasik bu mutsuzluk, üzgünlük, karamsarlıktan çok öfke, dürtüsellik tarzında şeylerle kendisini hırçınlıkla kendini ortaya koyabiliyor. Buna da bakmak lazım. Şimdi annenin ve o geçirdiği hastalık bu şunun gibi bir şey. Yani ben biraz önceki Derya'nın dedi ya hani arabada gidiyorduk kaza geçirdik. Bir arabada gidiyorsunuz kaza geçirdiniz. Bu arabayı aile gibi düşünebilirsiniz. Kazada işte bu tip bir hastalık oldu veya başka bir şey oldu. Bundan herkes etkilenir. İnsanların etkilenmesi mümkün değildir. Yani bunu engelleyemezsiniz. Çocuklar çok hassastır zaten. Yani pek çok şeyden çabuk etkilenirler. Burada önemli olan şey bunu nasıl aza indirip nasıl kontrol edebileceğiniz. Çocuklarla konuşurken çocuklara her şeyi söylemek gerekmez. Her türlü bilgi de şart değil. Yani oturup da işte ne kanseri olduğunuz, bu kanserin işte prognozu, gidişi vesairesi bunlar çocuklarla illa mutlaka mutlu ayrıntısıyla konuşması gereken şeyler değil. Hastalık konuşulabilir ama. Hastalık, yani hastalık kavramı 12 yaşında veya işte 10 yaşında çocuk çok rahatlıkla anlayacağı bir şeydir. Hasta olduğu için anne hasta olduğu için bazı şeylerin değişeceği de anlaşılabilir. Çocuklar temelde kendi durumlarına bakarlar. Yani kendi hayatı nasıl gidecek, kendisine nasıl bakılacak, işte hayatta neler değişecek. Bu ne bileyim bulaşıcı bir hastalık mıdır? Anne doğması kendisinin hasta olacağı anlamına mı gelir? Annesi işte ölecek mi? Bugün, yarın, 3 gün, 5 gün sonra ne olacak? Bunların hepsi esas çocukta bir belirsizlik ve dolayısıyla kaygı yaratır. O yüzden konuşacağınız zaman tabii konuşmak iyi. Konuşacağınız zaman ne konuşacağınızı bilmek lazım ve bir planınız olması lazım. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeceksiniz. Tamam, ben hastayım. Evet, hastalığımdan dolayı ilaç alacağım. Zaman zaman hastaneye yatmam gerekecek. Bak hastaneye yattığım zaman anneannem seninle beraber olacak. İşte mümkün olduğu kadar rutinlerin korunması lazım. İşte olabiliyorsa işte gelecek burada sizinle beraber kalacak. İşte sen yine okula gideceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Rutinlerin mümkün olduğu kadar korunup bir de bir sınır çizilmesi lazım. Yani durumun belli olması lazım. Bizde bir sürü yani
ailede en büyük yaşanan sıkıntı onun o belirliliğin kaybolması. Çok belirsizlik olduğu zaman her türlü sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla soruyu şu cevap verebiliriz. Evet, muhtemelen ilişkisi vardır tabii. Ama bunlar çözümsüz şeyler değil. Yalnız konuşurken duygusallıktan kaçınmak lazım mümkün olduğunca. Yani çocuklar duygularını anne babalara bakarak ayarlar. Hı hı. Yani korkup korkmaması gerektiğini, ne olduğunu, işte olay kontrol altına mı değil mi? Mümkün olduğu kadar yani az emosyonel yapmak lazım böyle şeyde. Ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğinizi de dramatize etmeden söylemek çok önemli diyorsun. Evet. Yani duruma hakim olduğunuzun düşünülmesi lazım en azından. Yani duruma hakim olmadığınızı düşünüyorsanız, o duruma hakim olmak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. O da önemli. Yani şimdi hiçbir şey, yani ortada öyle bir şey yokken kendi kendinize numara yapma, yapın demenin de bir anlamı yok. Öncelikle bir duruma hakim olmak lazım. Yani işte ben şu tedavi alacağım, şu şekilde yapacağım ve planım çocuklarım için bu, kendim için bu. İşte mümkün olduğu kadar bunun üzerine durmaya çalışacağım. Yani onun üzerinde o tarz bir şey olması gerekiyor. Rahat etmek için. Nispeten. Teşekkür.